Merhaba gençler. Umarım hepiniz iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Tarama testinin cevaplarını size şimdi vereceğim. Birinci ve ikinci soruları aşağıda verilen haritaya göre cevaplayınız diyor. Birinci sorumuz. Harita üzerinde verilen şehirler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Baktığımız zaman 39 derece kuzey paraleliyle 33 derece doğu meridyenini vermiş. Ankara ve Bartın'ı vermiş. Şimdi baktığımızda 21 Mart tarihinde İzmir ile Van'da Güneş aynı anda doğar. Şimdi İzmir ile Van'da Güneş aynı anda doğmaz. Van'da önce doğar, İzmir'de daha sonra. Ama burada sizi şaşırtacak şey şu olacaktır. Gece gündüz süresi her yerde aynıdır. Yani İzmir, Ankara, Bartın, Van hepsinde aynıdır. Lakin ekinoks tarihlerinde aynı enlemde olması demek her merkezin güneşi aynı anda aldığı anlamına gelmez. İzmir ile Van paralel dereceleri aynı olduğu için sıcaklık ortalamaları da aynıdır. Hayır, bu da yanlış. Bunu hatta derslerde özellikle İzmir'de Van örneğini vermiştik, hatırlayın. Aynı enlem üzerindeler. Güneş ışığını aynı açıyla alırlar. Lakin özel konum koşullarından dolayı, yani ne demek özel konum koşullarından dolayı? İzmir'in denize kıyısı var, Van'ın yok. İzmir'in yüksekliği az, Van'ın yüksekliği fazla. Bu gibi nedenlerle Van ve İzmir'in sıcaklıkları aynı değildir. Bartın ile Ankara aynı meridyen üzerinde yer aldıklarından gündüz süreleri yıl boyu aynıdır. Bu da yanlıştır. Gündüz süre uzunluklarının aynı boylam üzerinde olmalarıyla bir alakası yok. Örneğin 21 Haziran tarihinde Kuzey Kutup noktası en uzun gündüz yaşadığı için Bartın'da gündüz süresi daha uzundur Ankara'ya göre. Niye? Çünkü Bartın Kuzey Kutbu'na Ankara'ya göre daha yakın olduğu için. Bartın Ankara'ya göre daha kuzeyde yer aldığından yerel saati daha ileridir. Yerel saatin kuzey ve güneyle ilgili değil, yerel saatin ileri ya da geri olması doğuda ya da batıda olmasıyla alakalı bir durumdur. Van ile İzmir aynı paralel üzerinde yer aldıkları için gündüz süreleri aynıdır. Aslında burada aynı paralel üzerinde yer aldıkları için şöyle demese daha güzel olurdu. Gece gündüz süre farkı aynıdır deseymiş daha düzgün olurmuş. Evet, yani bunu söyleyebiliriz. Edemeyi söyleyebiliriz. İkinci soruya bakalım. Hemen. Şimdi çocuklar ikinci soruya baktığımızda harita incelendiğinde hangi iki şehrin yerel saatleri güneşin tepe noktasına ulaştığı an verilen özelliklerinin yıl boyunca aynı olduğu söylenebilir. Yerel saati ve güneşin tepe noktasına ulaştığı an. Şimdi bu soruda aslında ikisi de aynı şey. Aynı boylam üzerindeki noktaların yerel saatleri aynıdır. Yerel saat zaten güneşin en tepe noktasına ulaştığı andır. Yani o konuda çok sıkıntı yok. Burada az önceki sorudan da göreceğiniz gibi zaten bir ve ikinci soruları ona göre yapacaktık. Ankara ve Bartın olacak. Aynı boylam üzerinde yer aldıkları için. Evet, üçüncü soruya bakalım. M noktası 25 derece doğu boylam üzerinde yer alır. N noktasında güneş M noktasına göre daha erken doğmaktadır. Ekvator çizgisi üzerinde yer alan M ve N noktaları arasındaki kuş uçumu uzaklık 2220 kilometredir. Buna göre N noktasının boylam değeri nedir? Şimdi M noktası 25 derece doğu boylamında. N noktasında güneş M'ye göre daha erken doğuyorsa bu N noktası M'ye göre daha nerede olacaktır çocuklar? Daha doğuda olacaktır. Çünkü güneşi daha önce görüyor. Dolayısıyla 25 doğu boylamından daha batıda olan merkezleri eleyin hemen. Mesela 15 batı gitti. 15 doğu gitti. 45 batı gitti. Şu anda sorunun doğru cevabı ya Edirne ya da Ceyhan olacak. Ekvator çizgisi üzerinde yer alan M ve N noktaları, her ikisi de ekvator üzerinde, aralarındaki kuş uçuşu uzaklık 2220. Şimdi bak, ekvator üzerinde iki meridyen arasındaki uzaklık 111 kilometreydi. Bu sadece ekvator için geçerliydi. Şimdi M ve N noktaları arasında 2220 kilometre varsa 2220 bölü 111 dediğimizde 20 kalacak. Dolayısıyla M ve N noktaları arasında 20 meridyen fark olduğunu anladığımıza göre M noktası neredeydi? 25 doğu. 20 boylam daha nereye gideceğim ben?
Doğu'ya. 20 boylam daha doğuya gittiğimde cevap 45 doğu olarak karşımıza çıkacak. Evet. Dördüncü soruya bakalım. Bir yerel saat sorusu. Güneşin tepede olduğunu görüyoruz. 43 derece doğu boylamında bulunan Ağrı'da Güneşin ufuk düzlemindeki konumu şekildeki gibi olduğu anda 34 derece doğu boylamında bulunan Mersin'de yerel saat kaçtır? Şimdi Güneş en tepe noktasında olduğunda, bakın Güneş en tepede, saati 12 olarak kabul ediyorduk. Yani 43 derece doğu meridyeninde saat 12.00 iken 34 derece doğu meridyeninde saat kaçtır diyor. 43'ten 34'ü çıkardığımızda her ikisi de doğuda olduğu için 9 kalıyor. 9'u 4 ile çarptık. 36 dakika. 36 12.00'dan 36 dakikayı çıkardığımızda cevabımız 11.24 olarak çıkacaktır. Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerden hangisi göreceli konum ile açıklanır? Göreceli konum ne demekti gençler? Özel konum demekti. Epirojenik hareketlerle yükselmesi. Epirojeniz neydi? Levhaların yer kabuğu parçalarının yükselmesi manto üzerinde ya da ağırlığın artması bağlı olarak mantoya biraz daha gömülmesi, yani alçalmasıydı. Ekvatorun kuzeyinde, bak yönler verildiğinde kuzey, güney, doğu, batı dendiği zaman ekvator, boylam, enlem dediği zaman bu matematik konumla alakalıdır. Burada şu hatırlatmayı yapmak istiyorum size. Özel konum ve matematik konum arasındaki farkı daha iyi kavramanız için. Özel konumun diğer adı ne? Göreceli konum. Yani görebildiğimiz şeyler. Dağları görebilirsin, ovaları görebilirsin, akarsuları görebilirsin. Bir ülkenin denize kıyısı olup olmadığını görebilirsin. Matematik konumda ise mutlak konum diğer ismi, göremediğimiz şeyler. Mesela niye göremeyiz? Güneş'e kaç derecelik açıyla gelmiş? Göremeyiz. Yer çekimini göremeyiz. Ondan sonra gece ile gündüz arasındaki süre farkını göremeyiz. Yani soyut bir şeydir matematik. Dolayısıyla da matematik konumla özel konum arasındaki fark sorulduğunda bu bilgi size faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Diğerlerine baktığımızda hepsi matematik konumla alakalı. İkinci, üçüncü saat dilimlerinde yer alması, kuzeyine gidildikçe gölge boyunun uzaması, Türkiye'nin kuzeyine doğru gidildikçe gölge boyu niye uzuyor? Kuzey kutbuna yaklaşıyoruz. Kuzey kutbu güneşini eğik açıyla alıyor. Ülkemiz kuzeyde olduğu için kuzeye doğru gittikçe gölge boyu uzuyor. Yani matematik konumla alakalı bir durum. Kıyı şeridi boyunca kuzeyine doğru gidildikçe denizlerin tuzluluk oranının azalması. Şimdi Akdeniz Karadeniz'e göre niye daha tuzluydu? Çünkü ekvatora daha yakın olduğu için buharlaşma fazla. Su buharlaşıyor ama tuz buharlaşmıyordu. Ekvatora yakın ya da uzak olması neyle alakalıydı? Matematik konumla alakalıydı. Dolayısıyla doğru cevabımız Adana. 6'ya bakıyoruz. Türkiye kuzey yarımkürede yer alır. Bu durum Türkiye'nin güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe bazı özelliklerin değişmesine sebep olur. Doğru. Aşağıdakilerden hangisi bu yönde değişen özelliklerden birisi değildir? Saat dilimleri, çocuklar saat dilimleri boylam farkıyla alakalı bir şey. Yani doğu batı genişliğiyle alakalı bir şey. Kuzey güney genişliğiyle alakalı bir durum değil. Ama kalıcı kar sınırı değişir. Neden değişir? Çünkü kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık düşer. Sıcaklık düştüğü için kar sınırı daha aşağıya düşer. Hatırlayın, kutuplarda kalıcı kar sınırı kaç metreydi? 0 metreydi. Ekvatorda kalıcı kar sınırı kaç metreydi? 5000 metreydi. Neden? Çünkü ekvator çok sıcak bir yer. Çok sıcak bir yer olduğu için kalıcı kar görmek istiyorsak 5000 metre yukarıya çıkmamız gerekiyordu. Cisimlerin gölge boyu, deniz suyu, tuzluluk oranı, güneşin düşme açısı, bunların hepsi değişir. Ama boylama bağlı olan saat dilimleri değişmez. Dolayısıyla cevabımız Adana olacak. Hemen 7. soruya bakalım. Evet, 7 ve 8. soruları aşağıdaki haritaya dikkate alarak cevaplayınız demiş. Güzel bir soru. TET formatında bir soru. Şimdi baktığımız zaman 33 derece doğu meridyeni. Önce 33 derece doğu meridyenini bir bulalım. Bakın şu. Bunların gerçeği hepsi doğu meridyeni. Neden? Çünkü Türkiye doğu yarımkürede yer alıyor. İle 40 derece kuzey paraleli. Hemen 40 derece kuzey paralelini bulalım. Şu. Bakın 40 derece kuzey paraleli getiriyorum. 33 derece doğu meridyeninin kesiştiği yer neresi? Şurası Ankara. Dolayısıyla cevabımız Adana olacak. Diğer soruya bakalım. Pardon, çok gitmeyelim. Şöyle. Göreceğiz sanırım. Evet.
37 derece doğu meridyeni ile hemen bulalım. 37 derece doğu meridyeni ile 39 derece kuzey paraleli indiğim 39 kuzey. Yani tam şu nokta. Evet, kesiştiği noktada yer alan bir kişi en kısa yoldan 41 derece doğu meridyenine. Yani 41 derece doğu meridyenine ile 41 derece kuzey paralelinin kesiştiği nokta. Hemen bakalım. Şurasıydı. 40 derece doğu meridyeni şurası. 41 derece de burası. Şu noktaya gidecek. Bakın. Şu noktaya gidecek. Yani Sivas'tan Trabzon'a gidecek bu an bir. Sivas'tan şöyle Trabzon'a gidecek. Evet. Hangi yöne doğru gitmelidir? Baktığımız zaman kuzey doğuya doğru gidecek, değil mi? Bu yön sorusu çocuklar. Kuzey, doğu. Gayet kolay bir soruymuş. Yani ben size hep diyorum şekillere bakarak ön yargılı olmayın. Şekilli sorular her zaman daha kolaydır. Evet, 9. soruya bakalım. 180 derece meridyeni olan tarih değiştirme çizgisinin batısında yer alan bir ada ülkesinde günlük olarak yayınlanan bir gazetenin sloganı dünyada yayınlanan ilk gazete şeklindedir. Gazetenin bu sloganı atmasının nedeni öncelikle aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi 180 derece meridyen tarih değiştirme çizgisi olarak kabul edilir. Ve bunun batısında yer alan bir ada ülkesi günlük olarak gazete yayınlıyor. Yani bu kolay bir soru çocuklar. Yeni tarihli günü ilk yaşayan ülke odur çünkü. O yüzden dünyada yayınlanan ilk gazete denmiştir diyebiliriz. Çocuklar özellikle EBA yayınlarını soruyorum. EBA yayınlarından bu taramaları yapıyorum. Yaşadığımız süreçte bu sorulardan soru ya da bu sorulara benzer soruların gelme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Ekvatora göre aynı başlangıç meridyenine göre pardon, ekvatora göre aynı başlangıç meridyenine göre farklı yarım kürelerde yer alan İki noktada bak. Ekvatora göre aynı. Yani ikisi de kuzeyde ya da ikisi de güneyde. Başlangıç meridyenine göre farklı. Yani biri doğu yarımkürede, biri batı yarımkürede. Verilenlerden hangileri ortaktır diyor. Batı yönleri. Şimdi ikisi de kuzeyde ise ya da ikisi de güneyde ise güneşe dönük olduğu yamaçlar aynıdır. Güneşin en dik açıyla geldiği tarih, yani Güneşin en dik açıyla geldiği tarih, ikisi de kuzeyde ise 21 Haziran'da gelecek. İkisi de güneyde ise 21 Aralık'ta gelecek. Bu da aynıdır. En uzun gündüz yaşadıkları tarih, keza bu da öyledir. Çünkü Güneş yanı en dik açıyla yıl içinde aldığı tarih, aynı zamanda en uzun gündüz yaşadığı tarihte. Dolayısıyla hepsi olacak. Yani doğru cevap Edirne olacak. Evet. 11. soruya bakalım. Türkiye'den ABD'ye hava yolu ile seyahat eden bir kişi İstanbul Havaalanı'ndan sabah 8 uçağına binmiştir. Evet. 8 uçağına binmiştir. Uçak yolculuğu 8 saat sürdüğünü ve ABD'ye vardığında saatin 8 olduğunu söylemiştir. 8'de biniyor. Türkiye'den, daha doğrusu İstanbul'dan 8 saatlik bir şey var. Yolculuk var. Ama ABD indiğinde yine saatin 8 olduğunu söylüyor. O zaman demek ki ABD Amerika İstanbul'a göre 8 saat geride. Ayrıca ertesi gün İstanbul'da 19'da başlayan futbol müsabakasının ABD'de 11'de başladığını belirtmiştir. Tamam aynı şey. Yine aralarında ne kadar saat farkı var? 8 saatlik bir fark var. Yani bizde 19'da yaşıyor. ABD bizden 8 saat daha geride yaşıyor. Anlatabildim mi? Yani otomatikman bu şekilde. Buna göre bu kişinin gittiği yer ile İstanbul konum özellikleri karşılaştırıldığında kesinlikle doğru olduğu söylenebilir diyor. Hemen bakalım. Aralarında 120 meridyen fark olduğu. 8 saati dakikaya çevirip 4'e bölerseniz çocuklar aranızdaki farkın 120 olduğunu göreceksiniz. Türkiye'nin daha doğuda yer aldığını, evet zaten ne dedik sorunun okurken?
ABD bize göre 8 saat geride olduğuna göre Türkiye ABD'ye göre daha doğuda olmuş oluyor. Türkiye'de gündüz sürelerinin daha uzun olduğu, bu çocuklar gündüz süresinin uzun ya da kısa olması şeyle alakalıdır. Enlemle alakalı bir durumdur. Kutuplara ya da ekvatora yakınlığı, uzaklığıyla alakalı bir durumdur. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Denizli. Evet. Şimdi biraz da harita bilgisinden bahsedelim. İki konudan test yapacağımı söyledim ben size bu taramada. Evet, hemen bakalım. Harita çizimlerinde küresel bir yüzeyin düzlem üzerine aktarılmasından kaynaklanan bozulmalar yaşanır. Bu bozulmaları en az emin projeksiyon bu yöntemlerden birisidir. Tamam. Düzlem projeksiyon yöntemi daha çok verilenler hangileri için tercih edilmektedir? Şimdi bak, 3 tane projeksiyon yöntemi vardı. Bir, silindirik. Ekvator ve çevresini kağıda aktarmak için kullanıyorduk. İki, konik. Orta kuşağı, yani 30 ve 60 derece enlemlerini kağıda aktarmada kullanıyorduk. Üç, düzlem. Kutuplar ya da dar alanları kağıda aktarmak için kullandığımız bir yöntemdi. O zaman baktığımızda dar alanların çizimi, şimdi büyük ölçekli haritaların çizimi. Şimdi bir defa büyük ölçekli haritalar bildiğiniz gibi dar alanları gösterirler. Dolayısıyla da 2 ve 3 olacak doğru cevabımız. Çocuklar, anlamadığınız bir nokta olursa videodan size her zaman söylüyorum. Özelden, WhatsApp'tan bana yazarsanız anlarız. Evet, ikinci soruya bakalım. Şimdi bu tip sorularda önce soruyu okuyun diyorum ben size her zaman. Buna göre aşağıda verilen haritalardan hangisinin güncelleme yapılmadan diğerlerine göre daha uzun süre kullanılması beklenir? Güncelleme ne demek çocuklar? Yenileme demek. Ekonomi değişken bir şeydir. Yani yenilemen gerekebilir. Yerleşme keza öyledir. Ondan sonra nüfus keza öyledir. Tarımsal üretim. Topografya haritası nedir? Yani topografya haritası yeryüzü şekillerini gösteren bir haritadır. Dolayısıyla yeryüzü şekillerini gösteren bir haritayı yenilemen için, güncellemen için bir şeylerin değişmesi lazım. Düşünseniz şimdi Uludağ'ın yok olması ya da yeni bir dağın oluşması milyon yıllar sürer. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa olacak. 3'e bakalım. Renklendirmiş Türkiye fizik haritası incelendiğinde fizik haritası ne demek? Yeryüzü şekillerini gösteren harita. Ege Denizi kıyılarında yer alan bazı dağlar, İç Anadolu'nun platoları ve Doğu Anadolu'nun ovalarının bazılarını aynı renkte gösterildiğini söylemek mümkündür. Şimdi bak, renklendirme yöntemiyle çiziliyor. Ege Denizi'nde yer alan dağlar, İç Anadolu'da yer alan platolar, Doğu Anadolu'da yer alan ovalar aynı renkte gösteriliyor. Şimdi dağ, plato, ova aynı renkte gösteriliyorsa aynı yüksekliğe sahip. O zaman buradan ben şunu anlayabilirim. İç Anadolu'nun platosu Ege'nin dağıyla hemen hemen aynı yüksekte deniz seviyesinden itibaren. Doğu Anadolu'nun ovası, ki ova alçak yüzlüktür normalde, ama Doğu Anadolu'nun ovası Ege'nin dağıyla aynı yüksekte. O zaman buradan ne çıkar? Demek ki Türkiye'de yükselti batıdan doğuya doğru gittikçe artıyor diyebiliriz. Hangi söylemi? Dağlık alanlar koyu renkli. Bu direkt cevaptan gitmek istiyorum. Farklı yer şekilleri fiziki haritalarda aynı renkte gösterilebilir. Yani buradan çıkacak sonuç sadece bu. Evet, dördüncü soruya bakalım. Evet, bir tarama yöntemi kullanılarak çizilen haritada eğimin fazla olduğu yerlerde çizgiler sık, kısa, kalın iken az eğim yerlerde çizgiler ince, uzun ve seyrek geçer. Buna göre yukarıda verilen izoyuks haritası tarama yöntemi kullanılarak çizilirse hangi doğrultuda çizgiler daha sık ve daha kalın olur? Şimdi izoyuks'te neyi demiştik? İzoyuks'te tarama yöntemi gibi değildi o. Eğrilerin birbirine sıklaştığı yerlerde eğim fazla. Yani 2 numarada eğrilerin birbirine en yakın olduğunu görüyoruz. Eğrilerin birbirinden uzak olduğu yerde ise eğim az. Ne diyor? Kısa kalın olur diyor. Kısa kalın olduğu yerlerde tarama yöntemi de neydi? Eğimin fazla olduğu yerlerdi. Dolayısıyla baktığımızda sorumuzun doğru cevabı Bursa olacak diyebiliriz. Evet. Beşinci soruya hemen bakıyoruz. Yukarıda izoyuks haritasına bakıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
İzoüstler arası yükselti farkına ulaşabilir miyim çocuklar? Ulaşırım. Deniz seviyesi kaç metreydi? 0. Sonra 300 metre demiş, bir eğri var arada. 0, 150, 300. Demek ki izoüstler 150 metre aralıkta çizilmiş. Kıyıda oluşan yer şekli. Kıyıda oluşan yer şekli. Bakın burada bir delta ovası olduğunu görüyoruz. Şu ifade olduğunda delta ovası olduğunu söyleyebiliriz demiştik. Bir de kara denize doğru ilerlemiş bakın. Burada bir delta ovası. X noktasının yükselti değerine ulaşabilirim. 150, 300, X noktası 450 metre. Bölgede bulunan tepe sayısı 1, 2, 3 tane tepe var. Bölgenin iklim özelliği. Burada Akdeniz iklimi vardır. Ya da burada Karadeniz iklimi vardır. Ya da burada karasal iklim vardır. Diyemem. Yani direkt iklimin özelliğini söyleyemem. Dolayısıyla doğru cevap Edirne olacak. Evet. Ölçek sorusu. Şimdi çocuklar, iki nokta arasındaki mesafe 1 bölü 5 milyon 600 bin ölçekli bir haritada 25 santim olarak ölçülmüştür. Bu mesafe gerçekte kaç kilometredir? Çocuklar gayet kolay bir soru. Burada yapmanız gereken tek şey gerçek uzunluğun formülünü bilmek. Gerçek uzunluğun formülü neydi? Harita uzunluğu çarpı ölçek paydası. Yani 25 çarpı 5 milyon 600 bin diyeceksiniz. Tamam. Ama şunu unutmuyoruz. Kesir ölçekte payda her zaman santim. Burada da zaten haritada diyor santim olarak vermiş. Kaç kilometredir diyor. 25'i 5 milyon 600 binle çarpıp 5 sıfırı sildiğinizde sorunun cevabı çıkacaktır. O da Bursa. Yani 1400 kilometre. Evet, 7'ye bakalım. Aşağıda yüzölçümler haritasında 5 ayrı sporcunun yürüyüş güzergahları gösterilmiştir. Sporculardan bir tanesi yolun yarısından fazlasını tırmandıktan sonra inişe geçeceğini söylemiştir. Yolun yarısından fazlasını tırmanacak. Önce yukarı çıkacak, sonra aşağı inecek. Demek ki bu amca, bu sporcu bir tepeye çıkacak. Tepeyi düşünün. Önce yukarı doğru çıkarsınız yokuşu. Tepeye ulaşırsınız zirveye. Sonra aşağı inersin. Bunun güzergahı nedir diyor. Evet, tabii ki 3'tür. Ne yapmış? Bak önce izoüstlerde içeriye doğru gittikçe yükselti ne olur? Artar. Bak yükselti arttı, 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 arttı. Tepeye ulaştı. Şimdi ne oluyor? Aşağı iniyor. Dolayısıyla 3. Evet, 8'e bakalım. Yukarıda iş yükselti haritasında aşağıdaki yer şekillerinden hangisi gösterilmemiştir diyor 8. soruda. Hemen bakalım. Yamaç. Yamaç ne demek? Şurada bir zirve var. Tepe var. Tepenin bir de ne olur? Yamacı olur. Vadi. İzoüsler ters V harfini andırıyorsa ne demiştik? Vadi var. Yani şurada bir vadi var. Zirve noktayla gösterilir. Ada. Deniz. Ada. Falez. Falez neydi? Falez. Deniz kıyılarında oluşan uçurumlar. Yani deniz kıyısında üst üste binen eğrilerin olması gerekiyordu burada. Yani şu tepeyi düşünün. Deniz kıyısında olacak ve deniz kıyısında olduğu yerde de bu yüzeysler tek çizgi haline gelecek. Ama böyle bir şekil görmüyoruz. Evet, 9'a bakalım. MN yükseklik profili yukarıda verilen izoüs haritasındaki doğrultulardan birisinden elde edilmiştir. Evet, bu doğrultu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evet, bu doğrultu aşağıdakilerden hangisi? Bakacaksınız, çok kolay. Yani karışık gibi geliyor ama inanın çok kolay. Şimdi M noktası yaklaşık olarak 500 metre bir yükseklikten başlayacak. Yükseldi, 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 yükseldi. Kaça kadar yükseldi çocuklar? 1250-1500. Biz bunu hemen hemen 1350 diyelim. Sonra yükseklik yine düşecek. Kaça kadar düşecek? 1000'in bir tık altına düşecek. Sonra yine yükselmeye başlayacak. Yaklaşık 1500 metre bir tık geçecek. Sonra 1250'nin biraz altı. Sonra zirve yapacak. 1750 metreye kadar çıkacak. Şimdi burada çocuklar bakın şeyleri vermiş burada dikkat ederseniz yükselti aralıklarını. O zaman bu eğrilere baktığımızda en yüksek yerden geçen çizgiyi bulmamız lazım. Baktığımız zaman ona da evet bir numarayı bununla ilgili söyleyebiliriz. Bakın bir numara yaklaşık
500 metre ile 750 metre arasında bir yerden başlamış. 750, 1000. Bakın burası 750, burası 1000, burası 1250. Bir tık üstüne çıkıyor. Sonra tekrar düşüyor. Sonra devam ediyor. Bakın şurası 750 idi. Şurası 1000 metre çıkıyor. 1000, 1250. Yani baktığımız zaman buna en uygun olan 1 diyebiliriz. Evet, şimdi hemen 10. soruya bakalım. Topografya haritalarında izoüs eğrilerin sıklaştığı yerler hakkında ne diyebiliriz? İzoüs eğrileri sıklaşıyorsa kesinlikle orada eğim fazladır diyebiliriz. Eğimin fazla olduğu yerlerde yol yapım maliyeti yüksektir, evet diyebiliriz. Akarsu aşındırma gücü düşüktür diyemeyiz. Neden? Çünkü eğimli yamaçlarda su hızlı akar. Bisiklet kullanmak gibi. Şimdi düz yolla mı bisikletle hızlı gidiyorsunuz? Eğimli yolla mı? Yokuş aşağı inerken mi hızlı gidiyorsunuz? Aynı onun gibi düşünün. Dolayısıyla akarsu ne kadar eğimden aşağıya inerse aşındırma gücü o kadar fazla olur. 3 yanlış. Erozyon eğimli yamaçlarda erozyon daha şiddetli olur tabii ki. Dolayısıyla cevabımız bursa olacak gençler. Hemen bakalım. Evet, 11. Yukarıda izoüs haritasında ardışık iki izoüs arasındaki yükselti farkı kaç metredir? Çok güzel bir soru. Bakın burada bir akarsu var. Akarsuya komşu olan ilk eğriler birbirine eşit. Yani şurası 475 ise burası da 475. Sonra bu 550 metre olduğunu görüyorum. O zaman bakalım 25 metre ile artıralım. 475, 500, 525, 550. O zaman eğriler kaç metre aralıkla artmış? 25 metre aralıkla artmış. Kolay bir soru. Zor gibi görünüyor. Evet, 12'ye bakalım son sorumuz. Aşağıda aynı bölgenin iki farklı haritasının lejantlarında yer alan unsurlar verilmiş. Şimdi lejant ne demekti? Haritanın anahtarı, haritanın dili demekti. Yani haritada kullandığımız bazı sembol ve işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren tabloya verdiğimiz isim bizim lejant. Birinci haritada gördüğünüz gibi yer şekillerini göstermiş. İşte volkanik dağlar, platolar, ovalar. İkinci haritada da yerleşim yeri, demiryolu, karayolu, köprüleri göstermiş. Ne diyor? O zaman hangileri farklı olamaz? Neyi farklı olamaz? Konuları bir defa kesinlikle farklı olur. Konuları kesinlikle farklı olur. Çünkü biri fiziki, biri siyasi olacaktır. Ölçekleri farklı olabilir. Yani aynı ölçekle falan dememiş. Ama aynı bölgenin demiş bak. Aynı bölgenin. Bölgelerin koordinatları değişmez. Aynı şey gibi düşünün. Yükselti gibi düşünün. Mesela Uludağ'ın yüksekliği yaklaşık 2500 metre. Sen Uludağ istediğin ölçekli bir haritaya çiz. Uludağ'ın gerçek yükseltisi değerini değiştirebilir misin? Hayır. Koordinat da böyledir. Bir bölgenin haritasını istediğin ölçekle çiz. İstediğin kadar ayrıntılı çiz ya da istediğin kadar ayrıntısız fark etmez. Koordinatlar asla değişmez. Zaten bakın şu bilgiyi hatırlatayım. Sonra bitireceğim videoyu, konuyu. Bakın bütün haritaların ortak özellikleri hepsinin. Bütün haritalara bakılarak bir, konum belirlenir. 2. Yön bulunur. 3. Yerel saat, alan ve uzunluk hesapları yapılabilir. Fiziki, siyasi, beşeri hiç fark etmez. Bütün haritalara bakarak bunlar hakkında bilgi sahibi olabilir. Gençler kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın.